Selam. Bu videoda Allah nasip ederse birkaç konu var değinmeyi niyet ettiğim. Şimdi geçen gün kardeşim aradı. Kardeşimle görüştük. O da sevgili kardeşim. O da kendi içsel tekamülünü yaşıyor. Kendi seri suluğunu yaşıyor. Bu vizyonlarla ilgili konu oldu. Bundan bahsetmekte fayda var sanırım. Çünkü pek çok kişi aslında bunları yaşıyor, yaşadığının farkında değil. Yani ben de yaşıyormuşum, yaşadığımın farkında değilmişim. Farkına vardıktan sonra zaten artık bir şeyler yaşıyorum. Nedir bu, nedir bu diye araştırmalara falan başlayınca zaten arkasından onun bilgileri de belli bir aşamadan sonra kendiliğinden gelmeye başlıyor. Şimdi bu mülhime ve özellikle mutmainden geçildikten sonra mülhime de başlıyor. Benim yaşadığım, kendi yaşadıklarımda mülhime de başlamıştı fakat ben farkında bile değildim. Şimdi geriye dönüp baktığımda yazdığım yazıları okuduğumda yazmışım bir şeyler. Meğer hep onlar öyleymiş. Sonra mutmainden sonra artık iyice mutmainden sonra artık iyice adeta gözüne sokarcasına ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman zaten onu o da blog yazılarında yazıyor ve çok ayan beyan reddedilmeyecek şekilde ortaya çıkmaya başlıyor ve sonra o giderek çoğalıyor. Yani ne kadar nefs tezkiyesi yapılırsa, ne kadar haktan, hakikatten yana çaba sarf edilir, o seçimler ona göre, hani nefsle hak arasında seçim yapıyoruz her an diye bahsetmiştim. Ne kadar hak seçtan yana seçim yapıyoruz, zaten onlar nefs tezkiyesi yapılmış oluyor, temizlik yapılmış, arınma yapılmış oluyor. İnsan subtilleşmeye başlıyor ve subtilleştikçe öz ortaya çıkıyor. Özün önündeki perde kalkıyor çünkü. Ve onlar daha da artıyor. Şimdi ben biraz onlardan Allah nasip ederse bahsetmek istiyorum. İlk bölümde arkasından da niyetim başka bir konu ona bağlamaya niyetim var, hayırlısı. Şimdi bu bir önceki videoda temizlikle ilgili işte ilk önce taşlar temizleniyor, sonra topraklar temizleniyor, paspas yapılıyor, cilalanıyor, böyle temizlik kademe kademe oluyor diye orada bahsetmiştim. Akılla yapılıyor bu. Bu akıl Allah'ın verdiği akıl ile oluyor. Eğriyi doğruyu ayırt etme aklederek Allah'ın verdiği akıl ile olabiliyor. Nefs ile hak arasında tercih yapılıyor, seçim yapılıyor ve Allah bu seçimi, bu tercihi bize vermiş. O yetkiyi bize verdiği için yapabiliyoruz zaten. Onun için de aklı vermiş zaten. O tercihi yapabilmemiz için de aklı da vermiş. Şimdi bu nefs tezkiyesi, tezkiye, temizlenme, arınma anlamına geliyor. Bunun nasıl yapıldığını ben kendi yaşadığımdan bahsedeyim. Benim yaşadığım, doğduğum, dünyaya geldiğim ailede böyle tasavvuf sohbetleri falan yapılmazdı. Anneannem, dedem, işte Allah rahmet eylesin, yani o büyüklerimiz namazlarını kılarlardı, Kur'anlarını okurlardı ama bizim evde öyle ancak bir mevlüt olur, dua olur falan, ancak öyle Kur'an okunurdu. Yani annem arada bir açar okurdu. Annem sonradan namaz kılmaya o da başladı ama çocukluğumuz döneminde öyle şeyler yoktu. Yani modern diye ifade edilen, yani hani öyle bir ifade vardır işte, moderndir bir vesairedir, kalıplarımız var ya, o ifade şekline uygun bir aileydi. Ama ben 19 yaşımda ya da 20 olabilir, kendime şeyh aramaya başlamıştım. Yani birkaç kapı dolaşmıştım. Bu yurt dışına gittiğimde de o arayışlarım devam etmişti. Yani o Mun tarikatına falan gitmiştim, bakmıştım. Onlara uymamıştım, hatta kovmuşlardı beni. Çünkü bir sürü soru soruyorum, sorulara cevap vermiyorlar. Senin burada işin yok demişlerdi. Ben de dedim ki zaten sorulara cevap alamadıktan sonra yani burada işim olmadığı ortada zaten. Ondan sonra bu 19-20 yaşlarında şeyh arayışım başlamıştı. Böyle birkaç yerle görüşmelerim, gitmelerim, gelmelerim vesaire, okumalar, tasavvuf okumaları, bol bol tasavvuf kitapları ama o zamanki bilinç seviyesine uygun kitaplardı. Bir epeyce bu böyle devam etti. Bunun bütün şeylerini çok fazla detaya girmeye gerek yok. Ondan sonra bu tasavvuf dönemi bitti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi temizlik yaparken taşları
taş var meydanda. Neyle temizliyorsun? Ya elinde toplarsın, bir poşete koyarsın. Kimisi öyle yapar. Kimisi toplar, kovanın içine koyar. Kimisi ayaklarınla sağa sola ittirir. Yani herkes kendine göre bir teknik bulur. Kabayı temizlemek için. Nefsin o kaba kısmını temizlemek için benim kendimce aklımın erdiğince o zamanki bilincimle bulduğum çözüm tasavvuftan gitmekti. O yönde epey bir temizlik yapıldı. Yani bana ekilmiş kodlarda epey bir böyle bir temizlik yapılmış oldu. O öyle değilmiş, böyleymiş şeyine gelin zaten bilgi geldikçe a öyle değilmiş böyle diyor oluyor. Ama burada fark edilmesi gereken bir durum var. Bir bilgi atılıyor ama onun yerine başka bilgi geliyor. İşte bu bilginin yolunda böyle gidiliyor. Bilginin yolunda giderken bilgi yol. Bilginin yolunda giderken eski bilgi gidiyor. Yerine bir başka bilgi geliyor. Bu dönem böyle, yani bunlar dönem dönem böyle geçiyor nefs tezkiyesinde. Eski bilgi atılırken yeni bilgi geliyor. Ama bunun hakka doğru gidiyor olması, hak ile olması gerekiyor. Çünkü bu hak ile oldukça, seçimler nefsten değil haktan yana oldukça Allah'ın isimlerin tecellileri de ufaktan yavaştan böyle başlıyor. O konuyu daha sonra daha şeyde değinmek istiyorum. Nefs tezki oldukça Allah'ın isminin tecellileri de ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi ilk önce bendeki yaşadığım tasavvuftan gitti belli bir dönem. Ondan sonra felsefeye geçtim. Bu sefer felsefe bilgisiyle bir temizlik yapılmaya başlandı. Bir dönemde epey bir onunla oldu. Ondan sonraki bir dönemde bu temizlik çabasında felsefe üzerine tasavvuf felsefesi geçti bu sefer. Bu sefer de bir tasavvuf felsefesiyle bir nefs tezkiyesi. Ama bu haklı olamadın mı zaten yerinde sayıyorsun. Sınavların tekrarlıyor. Yani kendin de bunun farkında oluyorsun. Blog yazılarımda belirttim. Olduğum yerde saydım. Uzun süre takıldım kaldım kendi hatalarımdan diye. Blog yazılarımda da onu belirttim zaten. İnsan biliyor, fark ediyor. Sonra o şey de bitti. Tasavvuf felsefesi bölümü de çünkü şeyler ağırlaştı, derinleşti. İdrak, bilinç farklılaştıkça şeyler de temizlik derinleşti, inceldi. Hani ince temizliğe doğru geçildi. Ondan sonra metafizik bilgileriyle bir temizlik yapılmaya başladı. Ondan sonra bir şey oldu. Dedim ki yani bunların hepsi geliyor gidiyor geliyor gidiyor yani biri geliyor biri gidiyor bu böyle değil bu böyle olmaması gerekir dedim ve hepsini bırakıyorum dedim yani istemiyorum Allah'ım dedim hepsini sana teslim ediyorum kendimi de sana teslim ediyorum o teslimiyet aşaması bayağı bir dönem yani bir aşama o. Ondan sonra bu yaz köydeydik. Bu yaz köy evinde 2 ay oradaydık. Çok ilginç. Mesela akşam o şey yok, televizyon yok. İnternette zaten çok sınırlı. Telefondan vesaire öyle mobil internet. Akşamleyin 9-10 odada akşam yemeğimizi yiyorduk annemle ikimiz odaya çıkıyorduk 9-10. Gece uyuyana kadar 12'ye 1'e kadar sadece oturuyordum sessizlikte gökyüzüne yıldızlara bakıyordum. Sadece öyle bir sessizlik, öyle bir dinginlik, öyle bir muhabbet ama muhabbet var yani hiçbir rahatsızlık hissetmiyorum. Acayip keyif alıyorum. Orada da bir temizlik oldu. Sessizliğin temizliği. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeye gerek yok. Öyle bir temizlik o da ayrı bir tezkiye hali. Muhabbet vardı. Ondan sonra başka Allah dostuyla tanışmam, sonra bir başka bir Allah dostuyla tanışmam vesaire derken bunlar da yazıyor şeyde blogda. Sonra bu eve geldik, köy evinden eve geldik. 2 ay bir köy evinde öyle bir gökyüzünü saatlerce seyretme oldu, sessizlik, dinginlik. Buraya geldim, bu sefer burada 2 ay, neredeyse 2 ay yine... Sadece günlük işler işte temizlikte, yemekte, içmekte, zorunlu işler dışında hiç evden çıkmamacasına. Sabahtan kalkıp akşam uyuyana, gece uyuyana, gözüm kapanana kadar Allah'ın esmaları. Zikir değil, ilim. Yani defter, kitap, sayfa sayfa, 3 tane koca defter bitti. Ne? Kaç? 2 tane bitti, üçüncüsü daha hala bitme devam ediyor. Şimdi ara verildi. Yani ben ara vermiştim kendi kendine oluyor bu.
O öyle devam etti. Sonra bir durgunluk geldi. Bir farklı bir ama hep muhabbetle. Aşk artık muhabbetin üstü farklı bir şey. Yani öyle oluyordu ki mesela bir ismi çalışıyorsun. O isim üzerine çalışılıyor, tefekkür ediliyor, ilmi araştırılıyor vesaire. O isimle ilgili olay yaşatıyordu Allah. Ama öyle bir olay ki o isimle ilgili pek çok açılım oluyor. Yani tek kendim kendi içimde olan değil, sanki böyle başkalarının da o isimlerle ilgili yaşadıkları görünüyor, gösteriliyor, bir değişik bir şey. Bu birkaç kere böyle tekrarlanıyor. Ya dedim, bu böyle her isimle ilgili bir şey olup duruyor. Bir farklılık var, belliydi yani. O dönemde öyle geçti. Sonra işte bu video işi başladı. Yazamadım. Yani hakikaten bu kolumun ağrısı hala devam ediyor. O zaman daha şiddetliydi. Yazamadım ama bir şeyler çıkacak. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Sesimi kayda aldım bilmem ne. Bu sefer bu video serisi şeyi başladı. Yani böyle olaylar kendi kendine gelişti. Temizliğe gelelim, tezkiyeye gelelim. Tezkiye, nefs tezkiyesinde o bilgiyle eski bilgi bırakıp yenisi geliyor, eski bilgi bırakıp başka yenisi geliyor vesaire derken bir süre sonra artık bu bilgiler de bırakılıyor. Bir farklı bir hale geçiliyor. Bir sessizlik, dinginlik, bu, yani hiçbir şeye gerek yok. Yani öyle bir hale geçiliyor. Sonra başka bir şey, daha farklı bir muhabbet, aşk indirimi başlıyor. Yaşadığımı anlatıyorum. Başkaları nasıl yaşar bilmiyorum. Yalnız şey okuduğum, gördüğüm, bana görünen kadarıyla da genelde sistem böyle oluyor. Şimdi bunu da söyledim. Şimdi vizyonlara gelelim. Şimdi bu vizyonlar işte mutmainden, mulhime mutmainden vizyonlar başlıyor. Mesela bana ilk gelen vizyon, o vizyonun geleceğin yalnız o işin üstadı söylemişti böyle böyle diye. Kalp vizyonu bayağı gözünün içine böyle flash, bayağı kalp, kırmızı kalp. Ondan sonra yaşam çiçeği, defalarca farklı farklı versiyonda yaşam çiçeği. Şimdi bu vizyon görüp insan ilk başta sanıyor ki acaba ben hayal mi görüyorum? Böyle ışık çakmaları bilmem ne bir şeyler gözün önünde canlanıyor da ben hayal mi görüyorum? Işık yansıması mı oldu? Gözümün retinasında falan bir şey mi var? İnsan öyle düşünüyor hakikaten. Öyle de olabilir, o ayrı. Zaten tekrar eder bu. Yani artık öyle bir tekrar eder ki öyle olmadığı şeye çıkar. Ben bir ara göz doktoruna falan gitmeyi düşünüyordum, bir şey mi oluyor acaba diye. Gittim ama başka sebeple gitmiştim. Ama onunla ilgili değil. O vizyonlar görülen oluyor. Vizyonlar böyle semboller geliyor. Şey gibi, Göktürk alfabeleri gibi böyle semboller gelebiliyor, şekiller gelebiliyor, renkli olabiliyor farklı şekilde. Ondan sonra bu böyle devam ediyor. Bu hala ara ara olur. Ama eskisi gibi değil, şey değişti, sistem değişti. Görülerde, mesela görülerde şöyle oluyor. Gözünün önüne bir görü geliyor. Mesela ben o da işte rüzgarda, mesela rüzgarın estiği o kuzey stepleri, o Sibirya stepleri, kuzey stepleri gözünün önüne geliyor. Sanki senin gözünün önünde o stepler varmış gibi. Bir aniden oluyor bunlar, böyle ne olduğunu anlamadan birden gözünün önüne o geliveriyor. Veya mesela şey oluyor. Mesela rüzgar olmuştum. Yani rüzgar nasıl eser? Rüzgar olup esmek. Böyleymiş. Çok farklı bir şey. Veya dağla bir oluyorsun. Bakıyorsun bir dağ ve karşında dağ ile aynısınız. Dağla birlik hissediyorsun. Dağdaki öz, sendeki öz aynı. Yaşıyorsun bunu. Veya göksüne bakıyorsun, gökyüzüyle bir oluyorsun. Onunla dile geliyor. Sanki o sana bir şey anlatıyor. İkiniz için onun içiyle bir oluyor. Bunu hisse, bu yaşanıyor. Histen öte bir şey. Bu olabiliyor. Veya şöyle olabiliyor. Mesela o yine hala olur ara ara. Mesela duvara bakıyorsun, duvar titreşiyor gibi, böyle duvar saydamlaşıyor gibi. Böyle bir değişik bir maddenin hali değişiyor gibi oluyor.
Sonra başka ne oluyor? Yani bunu dediğim, bunlar hepimizde olabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunlar marifet, meziyet değil. Bunu pek çok kişi yaşıyor. Farkında değil. Farkında olunsun. Bu farkında olarak yaşamak çok daha başka çünkü. Kendi gelişimi için insana faydası oluyor. Çünkü metafizik kursundan sonra onun farkına vardığın zaman onun gelişime fark ederek yaşamak daha faydalı, iyi oluyor. Ondan sonra tabii her şey nasipse, nasip de varsa o da. Başka ne oluyor? Ha, sesler gelebilir, ses işitme söz konusu olabilir. Ondan sonra bunu da söyledik. Ha, astralde şeyi söyledik, rehberler işte gelirler, bir şeyler öğretirler, sınavlar yaparlar. Yardıma gidilir. Astralde mesela gidilir bazı kişilere, bazı şeyler yani insanlara yardım edilir. Yardım faaliyeti yapıldığı açık net bilinir orada. Ondan sonra bu başka burada olan şimdi aklıma geldiği yani aklıma gelenlerden yazmışım buraya. Zaten yazılarımda da var, bakılırsa orada da görülür. Bunları pek çok kişi, bunu söylememin sebebi pek çok kişi bunları yaşıyor, yaşadığını farkında değil. Mesela annem bana bir olay anlattı, böyle böyle oldu diyor. Anne dedim sen astralde astral seyahate gitmişsin ama farkında değil yani öyle olduğunun. Bu yüzden şey yapıyorum. Bunlar yaşanıyor artık ve bunlar çokça yaşanıyor. Çünkü bilinç seviyesi değişti. İnsanlar bunu çokça yaşıyor. Çok kişi artık yani etrafında bakıyorum bir sürü insan kendini bulmuş, farkında değil. Ben de kendimi buldum, ben de farkında değilim. Sonradan geriye dönüp baktığımda meğer onları yaşamışım. Demek ki onu öyle yaşanması gerekiyormuş. Öyle olmuş. Şu anda yani görünen o ki bu aydınlanma oranı hani çoğunluk aydınlanmıyor, çoğunluk kendi şey halinde bilincinde kalıyor. Bu oran değişmekte, ciddi oran, ciddi şekilde bu oran değişmekte ve insanlar çok daha farklı bilinç seviyesine. Çünkü beyin değişmiş, zaten bilim adamları da tespit etmişler. Beyin değişince zaten sistem değişmiş oluyor, bilinç değişmiş oluyor. Doğal değişim ve gelişim esası üzerine olduğundan bütün sistem. Bunu da söyledik. Maddelerin sadde anlaşması, titreşmesi. Şimdi bunlarla ilgili herkes kendine göre araştırmasını yapabilir. Bilgi kaynakları internette var, kitaplar var, videolar var. Bir sürü herkes kendisine hangisi uygunsa, zaten Allah herkese ne uygunsa onu nasip ediyor. Mesela ben bu videoları anneme, kardeşime, eşime, kardeşimin eşine, yani dört kişi mi oluyoruz? Annem, kardeşim, eşi, benim eşim, dört. Birkaç tane de, üç tane de arkadaşım. Başka kimseye bildirmedim. Yani şöyle, Allah insan neye, kişi neye ihtiyacı varsa Allah önüne getiriyor zaten. Samimi ve iyi niyetli. Bu çaba, bu istek olduktan sonra o geliyor. Yani bu vizyonları, görürleri, astral seyahatleri yaşayan insanlar da samimi ve iyi niyetli ne olduğunu, kendini bulmayı, yaradanı bulmayı, sistemi, kainatı anlamaya çabaları varsa onlar zaten önüne geliyor. Ona destek olacak bilgi önüne bir şekilde geliyor. Yalnız burada şeye dikkat etmek gerekiyor. Mesela bilgi geliyor da bu bilgilerin çarpıtılmışı olabilir. Bilinçli çarpıtılmış olabilir, bilinçsiz çarpıtılmış olabilir vesaire. Burada uyarılar geliyor. Şimdi bir şey de hata yapıldığında uyarı geliyor. Yani uyarı her çeşit uyarı olabilir. Ne bileyim ayağın takılır, düşersin. Ne bileyim mesela kafana bir şey düşer. Bir arkadaşın söyler, bilmem ne bir pek çok kapına bir şey gelir. Sembollere uygun bir hayvan gelir. Çünkü her şeyin bir manası var sembollerle. Semboller kitabında semboller incelendiğinde yani arının bir manası var, kuşun bir manası var, köpeğin manası var. Hepsinin bir anlattığı bir şey var. Bunlara dikkat edildiğinde, hayatın ifadelerine dikkat edildiğinde, Yaradan'ın gönderdiği uyarılara dikkat edildiğinde, içsel ve hayatsal, o zaman bilgi kaynaklarına da doğrusuna doğru seçmek mümkün olabiliyor. Allah zaten bunları biz gelişelim diye bütün imkanları veriyor.
Tersini yani ya, şey Allah bütün imkanları veriyor. Takılan olduğu yerde takılama durumunda olan kendi nefsimiz olmuş oluyor. Şimdi burada bu konu bu vizyonlar görüler astralle ilgili şey bu kadar. Yani herkes kendi yaşadığını buna göre değerlendirebilir. Herkes kendi dünyasına, kendi yapısına göre de şeyini araştırmalarını, gelişimini takip eder. Yani kişinin kendi iç dünyası ile ilgili bir konu. Sadece böyle böyle oluyor. Bunlar artık sıklaştı, çoğaldı, olağan şeyler bunlar. Ve farkında olunduğu zaman daha kolay oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bitti. Şimdi şu şeyi, bu kelimeler, mesela bir sürü kelime kullanıyoruz. Bu kelimelerin bir etimolojik, yani bunların kökenlerini bir incelemek, bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor. İdraka da faydası oluyor. Burada kağıda yazdıklarımdan şimdi, mesela düşünmek kökü Aramice dikte etme anlamına geliyormuş. Şey Arapça dikte etme anlamına geliyormuş. Oradan geliyormuş. Aramice ve Süryanice dolu doldurma. Bu düşünme faaliyeti evet hakikaten dolu doldurma, kafayı dolduran bir şey yani böyle köken olarak da baktığın zaman insana dikte eden, kafayı dolduran bir kafa meşguliyeti düşünme. Düşünmenin kaynağına inme, düşünmenin düşünmesini yaşama. Akıl ile bunu çözme ve akıl ile düşüncenin derinliklerine inme o ayrı bir şey. Onu bir önceki videoda zaten bahsetmiştim. Zihin kelimesine gelince o Arapça kökenliymiş, anlama yeteneğiymiş. Şimdi bu anlama konusu düşünce ve anlama birbirine destek olabilir. Yani düşünürsün sonra anlarsın. Yani ama o bir seviyedir. İdrak daha farklı bir seviye. İdrakta sıçrama oluyor. İdrak daha çok özle bağlantılı. İdrakın şeyi kökeni ise incelendiğinde erme, bir şeyin sonuna dibine ulaşma, tam kavrama şeymiş köken olarak ifadesi bu. Yani idrakın sistematiği farklı. Ondan sonra akıl Arapça bir kelimeymiş. Dizginledi, gem vurdu, süzgecinden geçirdi demekmiş. Ve hakikaten de akıl öyle yapıyor. Akıl geliyor, o alttan kundan uyanıyor. Emmare levhame mülhime diye bir yukarı çıkaraktan bütün nefsi süzgecinden geçiriyor. Akıl işini bu şekilde yapıyor. Yani hakikaten tam akıl kelimesi çok yerinde oturan bir kelime. Zeka Arapça parıltı parlama ve evet, zeka parıltı parlama böyle bir zekanla bir şeyler icat edersin. Atom bombasını yapmak zeka işi. Hırsızın yaptığı zeka işi ama hakka hizmet ediyor mu? Hak yolunda mı? Bu apayrı bir konu. Selim demek Arapça sağlam demek onu da söylemiştik. Temiz Arapça seçme, ayıklama, arıtma demekmiş. Aklı temiz seçilmiş, temizlenmiş akıl. Şimdi bilincin köküne incelediğimiz zaman yani bu internette hemen çıkıyor çok fazla detaya girmeden de incelenebiliyor. Bilincin kökeni incelediğimizde yani tam bir şey çıkmıyor. Bir farklı kelimeler mesela cezbe, dirayet ona uyuyor gibi gözüküyor. Tam da açıklanmamış o kelimeler örnek verilerek şey yapılmış. Şuur, doğal ve hızlı kavrayış Arapça kökenli bu daha bir uyuyor bilince. Agah, Farsça bir kelime, haberdar, bilgili, bu da uyabiliyor. Bilinç sanki böyle bilmek şeyinden türemiş gibi ama bilmek kelimesi bilince uymuyor. Köken olarak bil kelimesi bilince uygun bir köken gözükmüyor. Eski Türkçedeki öz bilinç olarak ifade o da verilmiş listede. Yalnız mesela bizim o bu Göktürk yazıtlarındaki öz tercüme edilirken bu günümüz Türkçesine ben diye tercüme ediliyor. O tercümede farklılık yani orada bir şeyi incelemekte fayda var. Şamanik uygulamada o bilinçte kendisinin dağla, taşla, toprakla tek yaradanla bir olduğunun sisteminde olan kişinin özdeyişiyle yani onun orada bugün Türkçesine ben diye çevirdiğimizde o özü, onun oradaki özdeyişiyle bizim buradaki ben deyişimiz
Türkçe'ye çevirmiş. Ben aynı değil. Kelimenin içindeki mana aynı değil. Kelimeler mana transferine yarıyor. Yani kelime bizim şu anki insanlığın biyolojik beyin yapısının özelliğinden dolayı manaların transferi için kelime gerekiyor. Kelimenin içine mana yükleniyor. Biz mana transferini kelimeyle yapmış oluyoruz. Şu anki bilinç durumumuz ona öyle o şekilde oluyor. Yani o yüzden o Göktürk'teki kişinin o taş tabletlere yazdığı öz, bütün sistemle, taşla, toprakla, tek yaradanla bir olan o şamanik sistemdeki öz diye belirttiğini ben dersek, bugünkü ben kavramıyla karşılarsak ikisi aynı şey değil. Anlatmaya çalıştım ama o öze uyuyor. Bilinç diye geçen bu saf bilinç, işte yoktaki o her yerde her şeyde olan bilinç, öz daha uygun gözüküyor. Ruh kelimesi daha farklı. Ruh Arapçada nefes, soluk demekmiş. Arami ve Süryanice'de de aynı anlamda köken olarak aynı. Şimdi şeyde bu bilincin bir de bu kelimeyi bir söylemekte hep zorlanırım. Sanskritçe'de bu da uyanık. Yani bilincin Sanskritçe karşılığında bu da uyanık demekmiş. Bodhati, uyanmak. Bu bilinci uygun olabiliyor. Şeye baktım, bu İngilizce, yani İngilizcem öyle iyi değil. Peki aslında unuttum, bir sürü unutuyor insan kullanmaya da. Bir bakayım dedim. Consciousness, bilincin karşılığı ve kökenini incelendiğinde nasıl ortaya çıkmış diye. 16. yüzyılda conscious, Latince kökeni, ois İngilizce ile birleşmiş, conscious ortaya çıkmış. Karşılığı da being aware of wrongdoing ve active and awake diye belirtmiş. Yani yanlış yaptığını farkında olma, aktif olmak ve uyanık olma. Bu İngilizce'deki consciousness kelimesi bilince uyuyor, daha bir uyuyor. Yani göründüğü kadarıyla öyle. Dil inceleyen bu işin ustaları var. Yani haddimi aşmak istemem. Herkes haddini bilmesinde fayda var. Ben de haddimi bilmekte fayda var. Göründüğü kadarıyla. Ya şöyle az bir incelemeyle. Öz o hani yokluğa varma deneyiminden paylaşmıştım. Saf bilinç, hiçbir suret yok, hiçbir düşünce yok, zaman yok, mekan yok. Sadece de varoluş, öz. Her yerde, her şeyde olan öz daha buna uygun oluyor, gözüküyor. Bu öz ya ilk yaratılışta, Allah'ın kainatın ilk yaratılışında bu öz şeye daha çok uyuyor. Yani tasavvuf erbabının konusu o haddimi aşmak, onlara karşı haddimi aşmak istemem. İş dünyandaki fulya camdaki açılımı dile getiriyorum. En iyisini Allah bilir. Öz hakikati Muhammediye'ye daha çok uyuyor. Çünkü Allah'ın ilk yarattığı öz, bu yaratılış videosunda da bir var. O birden bütün oluşuyor. O bir öz hala da her yerde olan öz. Hakikati Muhammediye olmasında Hazreti Muhammed ona ulaşmış. Yani beşer olan Hazreti Muhammed tekamül ederek ona ulaşabilmiş. Bundan yaklaşık 1500 önce ki insanlık bilincinde ona ulaşabilen o olmuş, sadece o. O yüzden peygamber, o yüzden ona vahiyler iniyor. O yüzden Allah ona hakikatin daha nice hakikatlerini açmış. O kişi uygun görülmüş. Allah onu açmış. Ondan sonra yani o öze ulaşma kapısı açılmış Hazreti Muhammed ile, o bilinç oraya kadar gelme şeyi, kapısı açılmış. İşte bu yaratılış videosunda atomdan proton, nötrona, kuarka, kuarktan sübtüleşe, 1'e gelindi, ilk şeye gelindi. Hatta ondan sonra yokluğa geçildi. O Allah'ın alemlerinde Hazreti Muhammed'in miracı yaşadı. O artık Hazreti Muhammed'in Allah'la yaşadığı ve sonra da anlatılanlar, ifade ettikleri.
İşte bu öz kelimesi Hakikati Muhammediye'ye ilk yağdılar, her yerde, her şeyde, her an olana uyuyor. Onu yaradan Allah, o Allah değil. Onu yaradan var, onu yaradan Allah. O bir yaratıldıktan sonra o birin içinden kainat, şu anki maddesel kainat ortaya çıkmış oluyor. Ve şu anda bir de bilim adamları, bu da burada onu da belirtmekte fayda olabilir. Belgeselde bilim adamları açıklıyorlar. İşte kainatın matematik formülünü bulmaya çalışıyorlar. Ve matematiksel olarak kainatın bir tek tekil şekildeki matematik formülüne yapamıyoruz diyorlar. Sistem ona uymuyor diyorlar. Doğru, uymuyor. Çünkü o biri yaradan var. Yani bu kainatın içinde bir matematiksel olarak birlik, bir birlik var. Tek bir kainat, bu kainatın birden yaratıldı, tek noktadan yaratıldı, özden yaratıldı, Hakikati Muhammed'den yaratıldı. Onu yaratan Allah var. O yüzden Allah'ın yarattığı bir. Ama Allah'ın hakikatinde bakıldığında, bütünden bakıldığında sadece Allah var. Diğer her şey onun yarattığı zaten. Şimdi bu matematik formülünde kainatın içinde çözülememesi de o yüzden gayet normal. Çünkü bu sistemde Allah ve yarattığı var. O yüzden orada bilim adamlarının sıkıntı yaşaması normal. Çözerse de zaten bu sistem için çözmüş oluyor. Bu sistemin dışına vakıf olamıyor bu matematik formülü. O sadece bu sistem için olmuş oluyor. Evet, bunu da söyledik. Ne demedim? İşte Hazreti Muhammed biz şimdi Hazreti Muhammed'in hakikati Allah Hazreti Muhammed belli bir seviyede, en üst seviyede, bilinç seviyesi olarak şu anda biz Hazreti Muhammed'in hakikati seviyesine gelebilmiş değiliz. Çabamız o. Onun için uğraşıyoruz. Yani şu anda biz Kur'an'ın ayetlerini de dahi doğru düzgün idrakine varabilmiş değiliz. Onu dahi hadi idrakine varamadık, o ayrı, daha doğru düzgün. Yani kendim için de söylüyorum bunu. Onu hayata uygulamak var bir de. Yaşayan Kur'an olmak var bir de. Yani bu da apayrı bir olay. Biz Hazreti Muhammed'in hayatından örnek Bilal ile demiş ki, yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir olay. Sabah namazı zamanında beni kaldır demiş Hazreti Muhammed Bilal'e. Bilal de unutmuş, kaldıramamış. Sonra işte namaz kaçmış. Ve Hazreti Muhammed hiçbir tepki göstermemiş. Her şey haktan. O kadar emin ve her an bunu yaşıyor ki hiçbir tepki göstermemiş. Vardır bunda bir hayır demiş. Ve hayır da ortada. Çünkü sonra sabah namazını kılmış. Ve bu bize olabilirliğine dair de bir yaşam şekli olarak bize kalmış. Sabah namazını kılamadığında belli saate kılınması gerekiyor. Çünkü sonra güneş doğduktan sonra yine o da belli saate kadarki zamanda kılınabiliyor. Bize bu bilginin, bu yaşayış şekli ulaşması için Bilal'ın öyle bir hata yapması gerekiyormuş. Ve Hazreti Muhammed her an hakla olduğundan, bu idrakta yaşadığından hiçbir tepki göstermemiş. Mesela yine ayetlerde